Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Korunmasız cinsel ilişki sonrası ya da kullanılan doğum kontrol yöntemiyle ilgili risk durumunda hamile kalmak istemeyen kadınların kullanabileceği bir haptır. Bir tür acil doğum kontrol yöntemidir ve tek kullanımlıktır. Etkili olabilmesi için ilişkiden sonraki ilk 72 saat içinde alınması gerekir. Ertesi gün hapları yüksek oranda hormon içerir ve bu nedenle düzenli uygulanabilecek bir doğum kontrol yöntemi değildir. Ayrıca, var olan gebeliği sonlandırmaz, yani kürtaj hapıyla kesinlikle karıştırılmamalıdır. Mide bulantısı, kusma, adet düzensizliği ya da hafif kanama gibi hafif yan etkileri olabilir. Ancak bunlar kalıcı değildir. Başlamadan önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Ertesi gün hapı nedir? Bir tür acil doğum kontrol yöntemidir. Kadınlar, korunmasız cinsel ilişkinin hemen sonrasında ya da doğum kontrol yönteminin başarısızlık riski varsa hamileliği önlemek için kullanabilirler. Ancak bu hap, birincil doğum kontrol yöntemi değildir, acil durumlarda düşünülmelidir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemez ve var olan bir gebeliği sonlandırmaz, kürtaj hapıyla karıştırılmamalıdır. Ertesi gün hapı nasıl çalışır? Ertesi gün hapları, yumurtalıklar tarafından doğal olarak üretilen, progesteron hormonunun bir türevi olan, levonorgestrel içerir. Bu etken madde, yumurtanın salınmasını durdurur ya da geciktirir. Ayrıca spermin, daha önce salınmış bir yumurtaya ulaşmasını da engelleyebilir. Ertesi gün hapını aldıktan sonra, korunmasız cinsel ilişki yaşarsanız hamile kalabilirsiniz. Hap sizi korumaya devam etmez. Ertesi gün hapı nasıl kullanılır? Bu hapı, herhangi bir eczaneden reçetesiz olarak satın alabilirsiniz. Etkili olması için, ilacı en kısa sürede almaya çalışın, cinsel ilişki sonrası ilk, 72 saat içinde olabilecek en kısa sürede alınmalıdır. İlaç çok fazla hormon içerdiği için, her gün kullanıma uygun değildir. Yan etkilere neden olabilir. İlacı aldıktan sonraki, 2 saat içinde kusarsanız, dozu tekrarlamanız gerekir. Ertesi gün hapını aldıktan sonraki, 3 ila 4 hafta içinde adet olmazsanız, hamilelik testi yapın. Hangi durumlarda ertesi gün hapı kullanılır? Korunmasız cinsel ilişki sonrası, prezervatifin çıkması ya da delinmesi durumunda. Diyafram yerinden çıktıysa, arka arkaya en az 2 veya 3 doğum kontrol hapı atlandıysa. Cinsel saldırı sonrası, ertesi gün hapı kullanılabilir. Hangi durumlarda ertesi gün hapı kullanılmaz? Hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, ilacın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa, yakın zamanda beklenmedik vajinal kanama yaşadıysanız, ertesi gün hapını kullanmayın. Ertesi gün hapının yan etkileri. Ciddi ya da uzun süreli yan etkileri yoktur. Ancak eğer kullandığınız reçeteli ya da reçetesiz bir ilaç varsa, olası etkileşimler ile ilgili doktorunuza danışın. Olası yan etkiler şunlardır. Mide bulantısı ve kusma. Karın ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, bir sonraki adet döneminde değişiklikler, erken ya da geç adet olma, adet sancısı, baş dönmesi, göğüslerde hassasiyet, beklenmedik hafif kanamalar. Şimdi sayacağım belirtilerden birini yaşarsanız, hemen doktorunuza danışın. Hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, bir sonraki adetiniz, 7 günden fazla geciktiyse, adetiniz, normalden daha kısa sürdüyse, ani kasık ağrıları ya da sancılar yaşıyorsanız, ertesi gün hapı ne kadar etkili? Korunmasız cinsel ilişkinin hemen sonrasında alındığında, %98, 72 saat içinde kullanılırsa da, %87 oranında koruyucudur. Süre uzadıkça, koruyucu etkisi azalabilir. Bu nedenle, ilacı ilişki sonrası, mümkün olduğunca çabuk alın. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.